şunu niye yazdığımı anlamıyorum ya. Takipçinizle sevişmeyin. Yani genelde yüzü öpülmüyor mu? Bir dakika. Çükümü neyle değiştirdiğimi hiçbir zaman unutmuyorum. Kızılların kızı mı çıkıyor? O güne soralım. Şuna bir... Ne yapıyorsunuz ya? Siz hep sizin yüzünüzden. Kaşları da kızıldı. Kaşları... Tamam. Kaşları. O gün striptiz kulübü açıyormuş falan. Kaynakçı mı? Kızıl mı? Uzun mu? Ben korkarım böyle bir şey mi olur ya? Sana ne lazım? Hey 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 hey! Hepinize selamlar. Bugün Testosterojen'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Ve de yanımızda dünyalar güzeli Ali Öztanyer. Ve Mayıs'tan sonra var. Diğer önceki bölümlerden gelen feedbackler sizin hoşunuza gitti mi? Yorumlar falan. Abi ben başlamak istiyorum. Bundan sonraki yayınlara ben hani kaynakçı gözlüğüyle başlamak istiyorum. Prodüksiyonu şaka geldi. Bir alkış alabilir miyiz hatta? Evet, uygulamalı şaka olarak teşekkür ediyorum. Mayıs Kraliçesi dizisinin başrolündeki kadının kaynakçı olması hakikaten ateistler bunu da açıklasın. Evet, Seda yazdı değil mi onu? Evet ya. Senin bu kaynakçı fantezin aslında şeye de etki etmeye başladı. Twitch'teki diğer yayıncılar da artık kaynakçı fantezisinden bahsediyor. Evet, bir örgütlenme var ya hani bilmiyorum ben. Öncü, lider. Kaynakçılara yürüyün falan diye. İçerik çalmasınlar yalnız. Çalsınlar ya. Çalmıyor. Çok popüler bir programız yaşatır zaten ama. İş güvenliği uzmanlarının artık kaynakçıları korumak için ekstra bir önlem aldığını gördük. Benim bu esnada bir itirafım var senin ismine dair. Hemen şöyle açıklıyorum. Şimdi ismine dair aynen. Şimdi şöyle ki en başta o günle biz bu program hakkında konuşurken o gün dedi ki Kamer abiyi de çağıralım dedi. Şimdi ulama var ya Kamer abi ben ve şimdi Twitch dünyası yayıncılık dünyasında çok değişik rumuzlar var. Ben senin Kamera abi olduğunu sandım. İlk bölümü çektik bitti. O zaman ben senin aslında adının Kamer olduğunu öğrendim. Bu da benim bir itirafımdı. Şu anda omuzlarımdan büyük kalktı. Teşekkürler. Evet. Ben de Kamer abi gay sanıyordum ama... Twitch'te de program az çok ilgi gördü. Hani yayıncılar falan da destekliyor. Geri dönüş oldu mu? Abi sen aslında şuna benziyorsun. Ünlüye benzetiyorlar mı sizi? Herhangi bir ünlüye. Beni Meryem Uzerli'ye benzetirler bazen. Ya ben de benzetmiştim. Evet. Bir de Miley Cyrus'a çok benzetirler beni. Beni The Walking'deki Jesus'a benzetiyorlardı. Özellikle saçlarımı daha kestirmeden önce. Bir de bir tane şey küçük bir arkadaş var. Game of Thrones oynayanı mı diyorsun? Küçük var ya. Taylor. Çaycı. Meltem. Bak size yine güzel isimler. Saçlarım kıvırcıktı, Jungkook'a benzettiler. Brezilya fönü çektim uçuş. Şu an fotoğrafını koyacağım ekrana. Saçımı açtım Hagrid dediler. Ama o... Küstüm ben ya. Spordan çıkınca saçlar ıslak falan oluyor ya. Bir şey diyeceğim. Aquaman diye dalga geçiyorlar. Tam buraya bir kaskını çıkarmış, motorundan inen, rüzgar çarpan bir edit gelebilir mi? Rock müziğiyle arkaya. Şöyle bir saçlarını savur. Savurayım. Saçları açınca da abi Aquaman'e benzetiyorlar. Doğru. Bence hiç benzemiyorum. Hiç ben bir o gün Soydemir olamadım hep. Aquaman iyi ya. Evet. Ben benzemesini isterdim. Ben şeyden çok tepki aldım bu arada. 1.55 kızların 1.90 yani erkeklerle olan durumlarından neden bizim canımız yok mu gibi tepki aldım. Hatta ben başka dertlerim daha var ondan da dert yansam mı diye korkuyordum. Hani ben kısa kızlar 1.55 şemsiye kullanmasından çok rahatsızım. Hani evet. Kesinlikle. Yani tehlikeli oluyor ama. Çok tehlikeli. Yani. Çünkü onların şemsiye hizası benim gözüme geliyor. Hani. Bazı meyveler ve sebzeler var ve çeşitli metaforlar olarak kullanılıyor bu meyve ve sebzeler. Örnek verebilir misiniz? Muz değil mi? Çok çok bağırık. Hepinizin aklına geldiğini düşünüyorum. Ben çünkü yaz saatinde hep muza biniyorum. Mesela neden? Öyle bir şey değil miydi bu? Pardon. Ya şeftali neden? Aynısı söyleyeyim. Şeftali niye bu arada? Gerçekten neden? Bana bak. Popoya mı benzetiliyor? Kabak popoya daha çok benziyor. Ne? Abi Cem Yılmaz'ı hiç mi izlemediniz Arok falan? Aa, kabak tadı verdi oradan mı geliyor? Arok da kabağı uzatıyor ya böyle. Teyze yapma bir kaza çıkacak falan diye. Ama bal kabağı. Evet. Ha tamam yeşil. Oha ya yok artık o kadar. Yani o günün neyse ya merak ettim yani nasıl insanlara denk geldi bu hayatta. İçi doldurmak kabak diyorsun sen. Evet evet. Yok ben bayağı turuncu hani. Neyse tamam. Dışı yeşil. Başka ne tarz meyveler var?
muz ve patlıcanın yani ikisi de aynı şey için kullanılmıyor mu metaforda? Çok yanlış. Yo bence yani hıyar daha çok kullanılır. Ama hıyarın fonksiyonları biliniyor genelde. Turşuluk olan değil mi? İdeal olan. İdeal olan. Mesela bu yöre yöre de değişebilir. Hatta ülke ülke. Hani şeyde Kore'de mesela şey işte süs biberler. Kokoreçinin yanında. Hollanda'da asparagus mesela. Erik gibi hatun derken. Tamam. O da cinsellik. Ama kadının burada güzel olması, seksi olması anlamında değil mi? İlla kütletmemiz mi lazım? Taş gibi. Ha. Bu arada ben bu erik şeyini bilmiyordum. Bir keresinde öyle bir mesaj aldım. Ve tanımadığım birinden aldım mesajı. Ve anneme götürdüm. Anne dedim erik gibisin diye bana mesaj geldi. Ne demek bu? Anneme bunu sordum. Sezonluksun demek istemiş hakaret hani. Her zaman... Çok ayıp bir şey hani. Çok iyi ya. Keşke şey seksiyonunda onu yapsaydık. İşte hem havuzda hem yatakta söylenebilecek. Öyle bir şey. Lan o. Ondan evet. Devam et. Oradan devam edelim isterseniz. Havlumu getir olabilir. Bana krem sürsene. Islandım. Peki internette böyle atıyorum mesaj geldi tamam mı? Birisiyle konuşmaya başladınız. Profil fotoğrafına bakıyorsunuz. Güzel ağlan fotoğrafları diyeyim. Sonra buluştunuz. Şey böyle hayal kırıklığına yaşadığınız oldu mu? Benim bir tane öyle anım var. Buluştum. Çocuk benden kısa çıktı. Sana uzunum mu dedi peki? Evet. Ben mesela kimi insanlar sarışınlardan hoşlanır, kimi insanlar esmerlerden, kimi insanlar kızıllardan mesela hoşlanır. Uzunlardan galiba. Ben mesela uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum ve hani gerçekten hani böyle 1.86 ve 1.95 aralığı vesaire hani. 1.86? 1.86'nın yani 186 santimetrenin üstü. Ve çocuk iddiasına göre 1.85 vesaire demişti. Ben de ha tamam kısaymış ama yine de olabilir falan. Çünkü minimum limitim 186 santim ya hani. Anladın mı? 1.87 falan. Şu anda bir sürü abone kaybettik 1.85 boyunda. 1 santim ya. De böyle bakıştık çocukla. Hani şöyle oğlum diyesim geldi falan. Şöyle baktın mı? Senin boy kaç? Gerçekten 1.70'im ben. Ya tamam 15 santim uzun sende. Hayır, öyle olduğunu iddia etti. Anladım. Benden kısa çıktı. Bana parlamaya kalktı. Ben dedim ki oğlum dur sen ben şu maaş alıyorum ısmarlarım dedim. Birine yaptığınız en romantik şey neydi peki? Benim şöyle bir anım var. Meltem'den dijital olarak. Hanımı getirmek çok riskliymiş ya. Lisede bir kız arkadaşım vardı benim. Babası da öğretmen bizim lisede. Tamam. Ya durup durup bana şey diyor yani normal ben çay almaya gideceğim. Sen beni sevmiyorsun bana inanmıyorsun ama ben o sırada çay almaya çalışıyorum falan. Hani öyle bir derdim yok sen beni sevmiyorsun bana ispatla beni dedi. Ben de aksiyon arıyorum zaten. Arkadaşlara dedim ki şimdi bak dedim bunun kızın sınıfı birinci katta. Biz üçüncü kata çıkıyoruz oradan pankart indiriyoruz dedim. Nasıl matematikse halbuki ikinci katta var değil mi? Hani neden? İkinci katta sınıf ders işliyor ders. Abi koca bir pankart yaptık. Birinin sınıfından, birinin ucundan, birinin bir ucundan koca pankartı ayarladık. Biz oradan tek başımıza indiremeyiz pankartı. Bir arkadaşı da bahçeye indirdim. Okul derste bu sırada abi. Ben düşünsene camdan bakıyorlar. Biri gel, biri gel diyor. Koca pankart iniyor. Seni çok seviyorum. İmza ay. Kamerde demeyeceğim ya. Yani kız anladı mı? Anladı da. Tamam en azından. Benim... Meltem ablanın bakışına baksana. Şöyle. Anlat anlat. Kişiyi de biliyorum. Hikayenin devamını da şu an tahmin ediyorum yani. Abla sen mi anlarsın? Bahçede yere yığıldı böyle. Yerleri falan yumrukluyor. Abi dedim bırakalım kaçalım. Kaçtık abi. Pankart yerde kaldı. Abi pankart yok. Canımızı kurtarıyoruz. Kızın babası öğretmen falan. Hani. Peki sence bu romantik mi? Şöyle bence aslında fikir olarak romantik fakat kızın okulda babasının öğretmen olması ve senin bundan dolayı bir sıkıntı olmayacağını düşünerek hareket etmiş olman bir tık aslında düşüncesizlik gibi de algılanmış olabilir. Aslında evet ha, hiç umursamamıştım yani. Çünkü çılgınlık şeyindeyiz. Evet. Kızın ismini de yazmıştım pankarda. Söylemedim şimdi. Evet. Peki o gün senin yaptığın en romantik şey neydi? Romantik olarak bilmem şarkı yapmışımdır yani maksimum. Ben de mi içsek? Hayır. Bir şey değil mi bak nefretimi de aslında onunla şarkıyla da kusmuşum. Şu romantikliği anlatmam lazım çok kısa. Tabii. Çok romantik bir şehirdeyiz Kütahya'da. Saçların uzun daha böyle daha uzun böyle daha yakışıklıyım falan hani gencim ya. 2010 senesi falan galiba değil mi? 2010-2011. Teyit etsin neyse. Bir şeye ikna etmeye çalışıyorum Meltem. Dedim ki bak istediğimi yapmazsan seni rezil ederim dedim tamam mı? İndirdin de onu. onu Eskişehir'de yaptım. Doğru. Yaptı. Ben ne yaptım? Abi Kütahya'nın daha böyle muhafazakar bir yerinde çöktüm dizlerimin üstüne. Beni affet bir daha aldatmayacağım. Ne olur beni affet. Kalk diyorum sana diyor. Hayır beni affet bir daha aldatmayacağım falan filan. Abi senin yaşın da ileri olduğu için biraz daha sana gücüklü.
Evet ya, ben Ali biçimle devam edeyim. Bu ne arkadaşım ya? Kendi yaşıtlarımla devam edeyim. Dikkat et, Meltem'e yazmasın sonra. Oy. Eski çağlarda yaşasaydın kesin bunu ben bulurdum dediğin bir şey var mı? Taharet musluğu. Çok önemli ya. Öyle bir sistem yok. Yaparsın abi, bak bir tane ufak bir yel değirmeni yaparsın derenin oraya. Bunu çevirdikçe soponu su gelir. Ha, ben şeyi bekliyordum senden, tekerleği bulurum. Hayır hani, çünkü hayır, ben o dönemlerden bahsediyorum. Tamam, o dönem taharet musluğu var mı? Yok. Ya klozet adamın yaşamının bir parçası. Ama yaşam tarzı. Ama klozet yok, taharet musluğu. Duşu olsun, tuvaleti olsun, arka kaynakçısı olsun. Ya bu adam bende mi içecek diyor, ben olsam bende mi sıçsak diye şarkı yapardı. Mesela. Yani. Evet. Şimdi sana bir nesne sorsam hükmen tuvalet kağıdı diyeceksin o zaman. Evet, tabii. Ama bazıları var çok kötü ya. Sonuçta yüzümüze silmiyoruz diye alıyor Meltem ucuz diye. Senin var mı? Önceden yaşadaydım kesin icat ederim. Şöyle demiş. Spesifik bir ürün ya da şey değil aslında, somut bir şey değil ama bir yöntem. Bu eski saraylarda önemli kişilere, işte krallara vesaire yemek verilmeden önce bir o yemeği tadan kişi var, zehirli mi değil mi diye. Bunu bulan, hani bunu ilk akıl eden kişi olmak isterdim. Ha, lan ben mangal, benim aklıma gelmişti bu soruyu. Yani, aç mısın? Değilim aç ama. Hani, cevabı. Ben derim kesin ya, ateşi bulur. Danaya bakarken bir lan bundan ne kebap olur diye ona kafam komple benim. Tamam, sen niye, sen giriş kısmını düşünüyorsun, ben çıkış kısmını. O da nasıl gireceğini kontrol ediyor. Bence uyumlu. Aynen, evet, etik çalışması. Sen geçen hafta Ali biçime niye salladın? Ya abi baktık Zahreyn herkese sallıyor, öyle demek ki hani gündem oluyor. Biz de Zahreyn'in yolundan gidelim dedik. Yemin ediyorum bak, 1, 2, 3, 4 bir sürü şey yaptım. Bir her şeyi yazdım. Şunu niye yazdığımı anlamıyorum ya. Takipçinizle sevişmeyin. Ben bunu neden yazdım, nasıl yazdım? Ya hani ben yazıyorum. Yayında mı aklına geldi? Evet, yayında, Twitch yayında aklıma geldi. Kim kimle sevişmişti ya? Sen kimle seviştin takipçilerinle? Beni... Beni izleyici olarak getirmeyin. Ama mesela rock grupları için bu groupie dediğimiz olay var mesela. Evet. Ya da hayranlarıyla aslında vakit geçirmeyi seviyorlar. Onun onlar için normal. Tarkan. Aa. Aa, karısı. Tarkan da mı vakit geçiriyor? Tarkan'ın karısı, onun hayranı. Evet. Öyle tanışıyorlar. Nasıl tanışmışlar? İşte konserine gidiyor. Tarkan diyor ki olur bundan. Yani 1 milyon kişi arasında kadın nasıl görüyor işte artık ışıklardan? O da kadının... Ben Ayşegül'ü göremiyorum burada. Evet, iki ışık var. Benim bir tane hoşlandığım çocuk var, müzik yapıyor. Ve hani nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. Bastı. Evet. Çok yakışıklı bir çocuk ve hani böyle şey, hani gitsem mi gitmesem mi konserine, ama gidince orada nasıl tanışacağımı da bilmiyorum. Hani bir şekilde... Tarkan'ın eşiyle bir önce konuşman lazım. Bir an önce bir hani bilgi verebilirse kesin izliyordur. Çünkü çok popüler bir program olduğumuz için Tarkan'ın eşi de bu izliyor. Lütfen taktik verirse sevinirim. Bu kız cihazı mutlu edelim. Dönüyormuş bir de. Ailecim şöyle. Önce VIP'den bilet alıyorsun falan diye. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk. Sevene yük olmaz. Tüy problemi ve bunun metotları. Biraz bunları değerlendirelim. Ağda daha önce hiç deneyimlediğiniz bir şey mi? Evet, şu berber şu izin vermeden şurama yapmıştı bir kere. Çok canım acıdı. Ben de bir YouTube challenge yüzünden bacağıma yapmak zorunda kalmıştım. Peki ne düşünüyorsunuz? Kadınlar bu tarz acıyı sürekli düzenli yaşıyor. Şey diyeceğim, şunu merak ediyorum vallahi. Ama ben de saygı duyuyorum da mesela sürekli ağda yapan birisi artık atıyorum 5. ya da 10. ağdadan sonra o acıyı hissetmiyor mu? Yoksa hep aynı acıyı çekiyor mu? Hep aynı acıyı çekiyor. Çok zor. Tabii. Erkek olmak çok rahat ha bu arada. Millet bok atıyor da. Evet. Evet. Adet sancısı çekmezsin. Tuvalete istediğin yerde gidebilirsin. Ondan sonracığıma hamile olsan sandviçe, hamile olmuyorsun zaten. Ondan sonra sokakta istediğin saatte çıkabiliyorsun, kimse laf atmıyor. Hiç. Erkek olmak çok büyük lüks yani. Evet. Sünnet olduk. Abi bir onu yani. Da olak ya. Ucundan azıcık ideal yani. Karşılığında altın verdiler yani. Nerede o altınlar şu an? Cep telefonu almıştım ben. Çünkü neyle değiştirdiğimi hiçbir zaman unutmuyorum. Peki bazı kadınlar var ve hani aslında tüylerimizle güzeliz diyen. Mesela bu konakta ne düşünüyorsunuz? Bayağı serbestçe dolaşıyorlar. Hiç tüylerini almıyorlar. Dolaşsınlar. Bana uzak olsun yeter yani. Bana uzak olsun. Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır diye bir söz var ama yanlış anlaşılmasın.
Herkesin bir alıcısı vardır yani. Evet, okey. Ben kendi şahsım adına konuşacağım. Ben mesela öpeceğim kızda kıl olsun istemem. Yani o istemiyorsa bir şekilde ben de kesmeye yani çalışırım ama. Yani bıyığı sakalım olmasın. Evet. Yani genelde yüzü öpülmüyor mu? Bir dakika. Bir dakika. Tamam, öpeceğim. Lisedeyken yaşadığım bir anım var. Ben bir gün okul bahçesinde yürüyorum. Bir tane kız beni çevirdi ve kızı tanımıyorum. Hangi sınıftan, kaçıncı sınıf bilmiyorum yani. Fazla permatin var mı? Neyse, kız beni çevirdi yoldan. Bir şey sorabilir miyim sana dedi. Ben de sor dedim. Sen şimdi sarışınsın ya dedi. Dedim böyle. Senin vücudundaki her tüy sarı çıkıyor değil mi dedi. Kızılların kızı mı çıkıyor? O güne soralım. Bir tane safkan kızıla denk geldim. O tamam. Ne oğlum? Safkan ejderha yumurtasından ben çatlattım. Özel bilmem kaç derecede onu izole ettim işte. Kaloriferler. Onunki öyleydi mesela. Hani kolundaki tüyler de turuncuydu. Çakmalarda yok ama harbiden safkanda var. Kız çok saçma İranlıydı. Safkan dedi. Safkan turunç mu aslında? Ya şöyle genelde aslında İskandinav ülkeleri... Abi tarihçiyim ben ya. Oturunca. Sen nereden buldun o safkan kızılı onu söyle. Sahneye geldi. Her şey de sahneye geliyor herkes. Ya Ramazan'da kesildi işler kesat ya. Tarkan 2. Turuncu gibi. Tamam, kız beyaz tenli falan böyle saçları... Kaşları da kızıldı. Kaşları... Tamam. Kaşları. Kaşa gidiyormuş acaba sormadım. Peki mesela dedin ya öpeceğim kızda tüy olmasın. Evet. Ama kızıl. Tüyler. Okey mi senin için? Tolere edebilir misin? Hayır. Yeter ki kızıl olsun ama ne olursa olsun. Beyne kan gidiyorsa etmem. Yani o ne demek ya beyne kan gidiyor? Bir süreden sonra çünkü beyne kan gitmiyor. Anlatabildim mi? O libido ile beraber. Tamam. O da zaten kılsız seviyorsa bende ne işi var? Hani dışarıdan belli oluyor bazı şeyler. Komşunuz müziği açınca siz ne düşünüyorsunuz? Hani ben ulan gene mi sevişmeye başladılar acaba falan diye. Ha öyle. Ben buna çok maruz kaldım. Ne yazık ki duvardan müzik açılınca, yok, avize sallanıyor. Duvardan müzik müzik açmıyorlar. Keşke açsalardı ne bu arada. Acaba? Direkt hani ben yani duvardan her zaman bu bir kavga olabilir, başka bir şey olabilir. Her türlü sese maruz kaldım ve yaşım küçüktü yani. Dolayısıyla böyle büyüdüm ben. Alanya'da okudum. Bazı sesler geliyordu. Biz bu sefer arkadaşla eşin piçliğine vuruyorduk. O kajonu alıyordu. Ben gitar alıyordum. Oradaki ritme göre biz şarkı ve şey yani atıyorum amfileri falan böyle duvara yaklaştırıp öyle çalıyordum. Çok eğleniyordum ben. Fark ediyorlar mıydı bir şekilde? Yani. Bir süre sonra ritim değişiyor çünkü. Ben bir keresinde bir eski sevgilimin evine gitmiştim. Bilmiyorum bir şey işimiz vardı çıktık çok az. Özür dilerim bu arada yanlış bir şey yok. Gerçekten bir hayır. Yani çok az oturdum neyse. Ben dedim ki 1.92 idi. Şöyle kendisi işte çıkacaktık evden. Ondan sonra ben dedim ki bir tuvalete girebilir miyim? Yolum uzun dedim. Ondan sonra tamam dedi. Ben açıyorum şarkı dedi. Ben ilk orada bu olayı gördüm onda yani. Kendisi dışarıda bekleyecek kişi olarak benim için dışarıdan şarkı açtı. Ben de niye müzik açıyorsun dedim. Daha rahat tuvaletini yaparsın dedi. Ben de dedim ki yani 25 saniye sürecek toplamda açmana gerek yok dedim. Olsun yine de açalım dedi. Demek ki sevdiğiniz kızla sıçarken düşünemiyorsunuz. Aa, beni seviyor muydu demek ki? Biz daha öncesinde tanışıyorduk. Biz daha öncesinde tanışıyorduk tabii. Ben Meltem'e çıkma teklif edip başkasıyla çıktığım için ilişki birkaç yıl ertelendi. Hani. Peki o esnada Meltem mi sana pas vermedi? Evet ya çıkma teklif ettim. İki gün ya. Çok uzun bir süre. Ne yapayım hani? Yarınımızın garantisi yok hayatım. Çok haklısın. Hani. İki günde abi sabredeydim biraz ya. Sizin hormonlarınız bu kadar değişik çalışıyorken kızların iki tane suratında tüy çıkıyor diye az önce yerden yere soktunuz yani. Kamera abi mi soktun? Beni halkın önüne atıyorsunuz bakın. Ben de ya olay yapan kamera abi halkın önüne ben niye atılıyorum ya? Sen kendin dedin bir şeyler dedin sakalı Elvis Presley dedin. Ama dolaşan kamera abi ben değilim ki. Ben bu yüzden şuramı almıyorum. Oh. Abi erkekler bir dakika ya bana bir destek. Gece sen kıllı mı seviyorsun abi? Hayır bir dakika bu çok yanlış bir soru ki. Seveceğini yapıyor. Doğal seviyor. Doğal natural seviyor. Vay arkadaş ya. Hocam soru yanlış. Seni uçurum atmayacağım merak etme kardeşim. Benim annemin bir lafı vardır. Bulduğunda
tüysüzünü mü istiyorsun diye. Ben de şu anda... Evet, tüysüzünü istiyor çocuk, ne yapsın? Tamam, sen bana çok geliyor zaten. Şuna bir... Ne yapıyorsunuz ya? Siz hep sizin yüzünüzden. O gün striptiz kulübü açıyormuş falan. Tüm yeteneklerini... Çelik gibi değil mi? Ama gitar var sadece. Bak, işletme tecrübesi var. Müzik sektörüyle ilgili tecrübesi var. Müzikle soyunamıyorum ama ikisi aynı anda olmuyor. Bikini fotoğraf çekim tecrübesi var. Mesela? Testosterojen 10 koduyla tüylerinizden. Her gün program isteyen var bu arada. Evet arkadaşlar, bu arada teşekkür ederiz. Ama şöyle bir şey var. Bir de... Ayran gönderirseniz her gün çekeriz. Ben 6 litre ayrana çalışırım şu anda. Kamera abiyle bana şu anda deli şekilde baskı geliyor. Biletli yapım, bizle gelip izleyelim falan. Aynen. Diye. Şu aşamada öyle bir şey yapmamız imkansız. Neden? Burada sadece arkadaşlarımız yer alıyor kamera arkasında. Hem sizi ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yok, hem biletli işe kalkışmak için daha çok yolun başındayız. Ayrıca 10 kişi geleceğiz diyorsa 1 kişi gelecek, bunun da farkındayız. Belki atıyorum program 100 bin izlenir, 200 bin izlenir. O zaman deriz ki abi şu an atıyorum annesindeyiz. Pazar günü çekim yapacağız, oraya gelin deyip orada belki seyircili bir içerik yaparız ama bunun için yani, bence çok erken. Olası... Hani birkaç kişi dedi diye gaza gelmeyelim derim ben. Ya da olası gösteri merkezlerine baskı yapsınlar. Bu arada takipçi evli olmasan sevişir misin ya? Takipçim evli olmasa mı? Hayır, sen evli olmasan takipçinle sevişir misin? Çok sıkıntı ya. Sonra abone olmuyorlar. Kaynakçı mı? Kızıl mı? Uzun mu? Kaynakçı. Peki, peki üçünün... üçünün birden olduğu bir kişi gelse hanginiz kalsın? Bana geldi. Ben korkarım, böyle bir şey mi olur ya? 1.90. 1.90. Kızıl. Gazaltı. Siz evli olsanız eşinizden böyle böyle rahatlıkla bir şey isteyebilir misiniz Gönül abla? Ne gibi? Ya ben arkadaşlarla bara gidiyorum ha. Evet. Bu kadar rahat. Evet. Ama normal bir şey ki hani şey olarak davet ederim gelmek istersek. Bir dakika öyle bir konu. Ha, bir dakika, yok etmem. Yok canım, ne ya? Hanımım da hanımım. Ha, öyle bir baktı ki ben de anlamadım. Hayır lütfen ya, Meltem Hanım şey yapmayın. Evet tamam. Şöyle davet ederim. Gelmek istemiyorsa önce bir sebebini sorarım ama ben gitmek istiyorum derim. Erkek erkeğe kampa gideceksiniz mesela. Yanlış bir şey yapmıyor musun? O zaman davet etmene de gerek yok bu arada. Erkek hayır, erkeğe şey gidiyoruz. Yani. Ayrı bir olay. Kız kötü bir şey değil ki. Erkek. Ben sevişmeye gideceğim, bir izin verir misin diye ki kampa gideceğim diyorsun. Bu niye çekineyim ki bundan? Karım olmuş. İzin almadan mı? Hayır, karım olmuş yani sonuçta. Konu hiçbir zaman izin istemek gibi olmamalı bence. Yani izin istemek... Haber vermek dediği zaten birlikte olduğum insan günlük programımdan, haftalık programından az çok haberdardır, tamam mı? Aa, akşam hani Ayşegül'le çıkacaktık ya, yakın olsun diye caddede işte bir tane pub seçtik, oraya oturacağız. Şimdi lan kız, iki gün sonra teklifime cevap verecek diye ben plan başka plan yaptım. Haftalık program yapıyorsunuz siz hayatınızda. Erkekler kadınlarda ilk nereye dikkat ediyor baktıkları zaman, gördükleri erkekler zaman? Erkekler mi, biz mi? Siz kendinizi erkek ya da kadın diye tanımlamak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilde kendinizi artık tanımlayabiliyorsunuz bu dünyada. Siz onları aldırmayın. Kadın yakınımda mı? Sana ne lazım? Hayır, mesela yakınımdaysa koklarım hani. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Ter kokuyorsa ve kötü kokuyorsa o kadın benim için zaten şeydir, bitmiştir. Uzaktan, uzaktan neye bakıyorsun? Uzaktan baktım. Ne bileyim, yüzüne, gözüne hani bir tarzına. Bir de konuşması. Ben kadınların küfür etmesine, ben yok, kendim de günlük hayatta küfür etmiyorum. Hani özellikle cinsiyetçi küfürlere çok karşıyım. Aileyi karıştırılan küfürlere çok karşıyım. Eğer bir kadın bunları çok ediyorsa an çok itici geliyor yani. Senin dediğin gibi mesafe önemli. Uzaktan geliyorsa bir tarzına bakıyorum. Ondan sonra yakındaysa gözlerine bakıyorum. Konuşabilecek düzeydeysek de ses tonuna bakıyorum. Önceliğim bunlar benim. Sen? Boyun... Erkeklerde boyu çok önemli benim için, biliyorsunuz. Nasıl ya? Çirkin bir yüzü var. Hiç fark yok. Zaten neyse, şimdi örnek vermeyeyim de. Peki sana karışmaya başlarsa, bu eteğin boyu ne, bu dekolte ne, hayır falan, bir daha görmeyeyim. Direkt bay bay ya. Ama uzun. 2 metre. Bakını buldum. Bir
durdu yalnız. Üst sınırın var mı? Şöyle 2.05 çok zor oluyor. Ben bir tane date'e çıktım. Milli sporcuydu. 2.05 boyundaydı. Ben çocukla konuşmak için şeylerin üstüne çıkıyordum kaldırımda. Bu mantar şeyler var ya. Onun üstüne çıkıp çocukla konuşabiliyordum. Yoksa beni duymuyordu zaten. Ya amacım şu. Sarılsın, yaralarımı sarsın. Hani büyük kollarla. Boşa denk gelecek. Ne? İşte uzun mesafe ilişkisi. Evet işte o. Biz ilk bölümden var. Hoş üçüncü olmadı. Bölüme gönderme çakmışız. İkinci bölüme gönderme çak. Bu çok hoşuma gitti benim. Hoşuna gitti. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Ekrana çıkacak diğer bağlantılardan benim ve Kamera abinin kanalına gidip diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın.